Erkan'ı videodan tanıdık. Daha önce de ismini duyuyorduk ama karanlık dünyalara ait bir isimdi. Çok ciddi bir kriminal dosyası olduğunu biliyoruz. Bu aslına bakarsanız soruşturmayla ve operasyonla birlikte Türkiye'nin gündemine oturdu. Nasıl oldu bilinmez. Zaten bu yayın içerisinde biraz da bunu anlamaya çalışacağız. Kendisini yakalayan emniyet görevlileri, polis şefleri önce açığa alındılar, sonra gözaltına alındılar, sonra da tutuklandılar. Yani Türkiye'nin aylarca kahraman olarak alkışladığı polis şefleri bugün bu dava dosyasında tutuklu olarak sorgulanıyorlar. Yetmedi, bir de közcü yani FETÖ'cü olarak tartışılıyorlar. Şu dosyaya başından bir girelim istersen. Caner'cim seni şuraya alayım lütfen. Ayhan Bora Kaplan dosyasına. Kim bu Ayhan Bora Kaplan? Şöyle benim bulunduğum pozisyonda aynen bu şekilde o kameraya alacaklar seni. Bize bir Ayhan Bora Kaplan'ı anlatır mısın? Tabii. Şimdi Ayhan Bora Kaplan Ankara'da Kızılay Meydanı'nda kardeşiyle birlikte korsan CD satarak işportacılık yapıyor. Böyle başlıyor. Sonrasında orada kendilerinden haraç almak istiyorlar. Haraç vermeyi kabul etmiyorlar. Sonra bu haraç almak isteyen grup kardeşini dövüyor. Yani kendisi korsan CD işi yapıyor, evet. Ama bir yandan da korsan CD işi yapan mafya var Ankara'da, öyle mi anlıyorum? Evet. Sen aramıza yeni katıldın, bize haraç mı öyle diyorlar? Evet, adam öyle diyorlar. Ne kadar güzel. Bu arada bütün bu işler Ankara caddelerinde, sokaklarında devam ediyor ama kimse bunlara müdahale etmiyor, doğru mu? Tabii ki müdahale falan olmuyor. Olmuyor, peki. Zaten ondan sonra da işte kardeşi dövüldükten sonra da kardeşini döven kişileri giderek silahla o gruptan bir kişiyi vuruyor. Cinayet işliyor yani. Şu işin Türkçesini konuşalım. Öldürmüyor, yaralıyor. Kaç yaşında bu işlere girdiğinde Ayhan Bora Kaplan? Şöyle söyleyeyim, bu korsan işi 71'li kendisi, 1971 doğumlu. 2012'ye kadar bu korsan CD işini yapıyor. Nereli bu adam aslında? Ankaralı mı Ayhan Bora Kaplan? Çinçin. Nereli? Ankara. Ankara'nın Çinçin mahallesi. Aa, malum Çinçin'de büyümüş. Yoksul bir mahallede. Aslında kendi mahallesinde Hıdırlık. Hıdırlık, Ankaralı yani. Zaten bu olay olduktan sonra da Ayhan Bora Kaplan artık Kızılay'da satamayacağını biliyor. Çünkü bir çatışmaya, bir sürtüşmeye girdiği için o grupla kendi mahallesine dönüyor. Çinçin'e dönüyor. Evet. Peki. Ondan sonra oraya döndükten sonra da torbacılık yapmaya başlıyor. Yani uyuşturucu satıyor. Evet. Uyuşturucu madde satıyor. Evet. İlk etapta şimdi dosya kapsamına göre esrar maddeyi başladı. Söyleyemeyiz. Türk kanunu gereği uyuşturucu madde diyelim. Tamam, uyuşturucu madde. Bu maddeleri işte burada Mersin'den, Adana'dan, Doğu illerinden uyuşturucu maddeleri sipariş ediyor. Bunların aldığını, bunların ödeme yapması gerekiyor. Bunları da yapmadığını işte bu şekilde hiçbir harcama yani bir para bir şey temin etmeden bu torbacılık işine girdiği anlatılıyor dosya. Bu şu anda Ayhan Bora Kaplan iddianamesinden Ayhan Bora Kaplan kimdirle ilgili bilgileri bize aktarıyor. Evet. Peki. Aynı zamanda tanık ifadeleri, gizli tanık ifadeleri vesaire hepsi toplam değerlendirilmiş. Evet, özetini anlatıyorum. Şimdi bu başladıktan sonra torbacılığa 2012'ye kadar dedim. 2014 yılında Ankara'da uyuşturucu konusunda o tekeli elinde tutan bir isim var. Kadir İnan. Kadir İnan aynı zamanda bu Ayhan Bora Kaplan'la da bir uzaktan akrabalığı da var. Nerede bu Kadir İnan şu anda? Kadir İnan en son cezaevine giriyor. Tamam. Yani, öyle insanlardan bahsediyoruz ki bunların serbest olmaması lazım. Kadir İnan da 2014 yılında cezaevine girince bir anlamda bu uyuşturucu, Ankara'daki uyuşturucu trafiği ortada kalmış oluyor ve Ayhan Bora Kaplan da bunu fırsat bilerek bu uyuşturucu işini büyütüyor. Bir anlamda onun uyuşturucu malına çökmüş oluyor. O cezaevine girince. Evet. Peki girince. Kaç yılından itibaren? 2014'ten itibaren ciddi uyuşturucu satmaya başlıyor Ankara sokaklarında. Peki hiç yakalanmıyor mu bu adam? Yaralaması var. Doğru mu? Bu adamı yaralamış korsan CD işinde. Arkasından uyuşturucu madde satmış, torbacılık yapmış. Büyük ihtimalle uyuşturucu madde kullanmış da olabilir. Oralardan ceza almıyor. O dosyalar kapanıyor bir şekilde. Ha, yakalanıyor. Dava açılıyor uyuşturucu satışı ticaretinden. Her birinden ayrı ayrı davalar açılıyor Ankara Emniyeti tarafından ama sonra kapanıyor bir şekilde. Oralardan ceza almıyor. Sadece işte yaralamadan cezası var. Ama uyuşturucudan bir ceza yatarı var mı? Yani hapis yatmış mı o arada? Hayır, yaralamadan da hapis yatmamış. Yani yaralamadan yatıyor. Yaralamadan yatmış. Kısa bir şey. Uyuşturucudan yatmıyor. Sonra devam ediyor. Peki. Sonrasında bu şekilde tabii ki bu uyuşturucu işini büyüttükten sonra işleri de genişletmiş oluyor ve büyütmüş oluyor. Şöyle bir ayrıntı var. Onu söyleyeyim. Geçen programda Masum söylemişti Ayhan Bora Kaplan'ın muhbir olduğuyla alakalı. Efkan Ala döneminde emniyette muhbir olarak kullanıldığıyla ilgili iddianamede bir iddia var. İddianamede değil bu. Bu başka yerlerden, kaynaklardan öğrendiğimiz bir bilgi. Peki böyle bir iddia var. Peki. O dönem Ayhan Bora Kaplan'ın önünde bu işi yapanların hepsi tasfiye oluyor bir şekilde. Ve Ayhan Bora Kaplan'a bir alan açıldığına yönelik bir iddia var. Peki. Şimdi ben oradan somut bir tane örnek anlatacağım. Şu. Şimdi burada yine Ankara'nın yeraltı dünyasından bir isim var. Öksüz Ahmet diye bilinen Ahmet Aramaz. Bu Ahmet Aramaz'ın bir yeğeni var. Bülent Aramaz. Bülent Aramaz da yeraltı dünyasında işte Ankara'da çok bilinen bir isim. Çok fazla silahlı eylemi var. Ve polis de bunun peşinde. Ayhan Bora Kaplan da bunu biliyor ve bir Ankara'da kır düğünü yapılacak. Bu düğün öncesinde Ayhan Bora Kaplan emniyete gidiyor. Diyor ki böyle böyle siz bu ismi arıyorsunuz, ben bunu biliyorum. Yerini veriyor, bu düğünde olacak diyor. Ayhan, Ahmet Aramaz'ın ve yeğeninin o düğünde bulunacağının ihbarını yapıyor. Evet, yapıyor. Peki. Yapıyor ve aslında bu iletişimde böyle başlamış oluyor. Yıl kaç bunu yaptığında? Bunu yaptığında 2015. Şu hale bakın, Cumhuriyet'in başkenti ne halde? Yani yeraltı dünyası, yeraltı dünyasında aktörler, uyuşturucu ticareti, çek senet, haraç. Daha yeni başlıyoruz değil mi? Yani dosyanın daha hangi boyutları var? Peki ve böylece emniyetle ilk yani muhbir gibi bir temas kurmuş. Evet, öyle bir temas da oluşuyor. Çünkü polis de çatışmaya giriyor. İlk etapta o düğünde yakalayamıyorlar. Sonrasında peşine düşüyorlar ve bir kaçışı sırasında, bir çatışma sırasında Bülent Aramaz öldürülüyor. Yani ölüyor. Polisle girdiği çatışmada. Çatışma sırasında. Tabii bu dediğimiz gibi ilk temas başlamış olduğu. Sonrasında tabii Ayhan Bora Kaplan yavaş yavaş işlerini daha da büyütecek. Ne yapacak? İşte bir isim daha var burada. Dosyada şüpheli olarak yer alan ama şu yurt dışına kaçtığı için dosyası ayrılan Erkan Yıldırım. Erkan Yıldırım. Evet. Şimdi bu isim önemli bir isim. Kim olduğunu söylemeyelim ama aklımızda tutalım. Evet, buna sevgili izleyicilerimizden de rica edelim. Erkan Yıldırım bu gecenin çok önemli isimlerinden biri olacak. Çünkü kim olduğunu açıklayacağız birazdan. Canlı yayında konuğumuz. Bu arada Muhammed Bey'i arayabiliriz. Esra'cığım hazır olduğunda bana bir mesaj yazarsanız kendisini hemen ekrana alabiliriz artık. Yani bu Erkan Yıldırım gerçekten de önemli bir insan. Kendisi normalde Ankara'da bir araç kiralama şirketinin sahibi mi? Point Rentekar. Peki. Bu işi yapıyorlar ve Ayhan Bora Kaplan bizzat gizli tanık ifadesinde de var. Gizli tanıkta bu arada Serdar Serçelik olduğu da açıklandı. Kendisi de açıkladı. Serdar Serçelik ifadelerinde diyor ki Erkan Yıldırım'ı Ayhan Bora Kaplan herhangi bir yere bir şey yapacağı zaman, yani bir saldırı yapacağı zaman ya da herhangi bir gayrimeşru bir iş yapacağı zaman Erkan Yıldırım'ın araçlarını kiralardı. Başka isimler üzerinden. Tabii başkası üzerinden yani. Başka isimler üzerinden. Tabii başka kendi ismiyle değil. Peki sonra? Sahte kimlikler üzerinden kiralanırdı. Onun verdiği araçlarla yapardı. Peki Erkan Yıldırım o şirketin sahibi olarak bunu bilebilir mi? Yoksa hiç bilgisi de olmayabilir sonuçta kimin kiraladığından ya da arabanın hangi amaçla kullanıldığından şirket sahibi, bilgi sahibi olabilir mi? Olur mu? Şöyle sadece Serdar Serçelik'in geri çektiği ifadesinde zorla aldılar dediği ifadesinde sadece o kısım yok. Serdar Serçelik diyor ki beraber diyor Dubai'den kaçak yollardan lüks araç, yedek araç parçaları ve motorlar getirerek Mersin'den piyasaya sürüyorlardı diyor. Aynı zamanda tefecilik yaptığını da söylüyor. Yani araçları satıyorlar. Yine sahte kimlik üzerinden satışını yapıyorlar. Alan kişi hiç bilmiyor. Bunların dolandırıcı olduğunu bilmiyor, alıyor. Normal temiz bir araba aldığını zannediyor. Sonra yine bu Erkan Yıldırımlar Ayhan Bora Kaplan'la birlikte kendi adamlarını devreye sokarak bu araç bizim aracımızdı. Yani bambaşka bir kişi geliyor. Bu araç benim aracım. Bunu nasıl aldı vesaire, sanki o kişi satın almamış, çalmış gibi böyle bir dolandırıcılık yaparak dolayısıyla parasını ödemiş ama aracın da kayıtları hep sahte isimler üzerine olduğu için sonra aracı da geri vermek durumunda kalıyor. Çünkü yargı yoluna başvuruyorlar. Bir sazan sarmalı gibi neredeyse, değil mi? Sazan sarmalı gibi aslında aynı aracı birkaç kişiye satarak orada bir para aklanıyor anlaşılan, orada değil mi? Orada çok büyük tabii lüks araçlar bunlar. Lüks araçlar 20 milyonluk, 30 milyonluk araçlar. Buradan da ciddi paralar kazanıyorlar. Hem kazanıyorlar hem de aklıyorlar anlaşılan. Yani belki de sahte faturayla ya da naylon faturayla satış gösterip, değil mi? Bunlar da mümkün. Caner, burada bir duralım. Seni yerine rica edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu Ayhan Bora Kaplan'ın bu arada Ankara'da bazı mekanları da var, değil mi? Evet. Tabii.